Bayram Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizi kurumunuzda ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet, Bayram Hoca özel matematik kursu olarak hizmet veriyoruz, eğitim veriyoruz. Eğitimimizin kalitesinden, sektöre olan katkılarımızdan, özellikle de tercih edilme sebeplerimizden bahsedeceğiz. Fakat ben size öncelikle izleyicilerimize biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Bayram Kiraz kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Kafkasya Üniversitesi Matematik bölümünden 2014 yılında mezun olduktan sonra sektöre girdik. Daha önce farklı firma isimlerinde Kars'ta çalışmıştık. Kahramanmaraş kendi memleketimize geldik. Daha sonra burada önce özel ders şeklinde, sonra Bayram Hoca özel ders şeklinde sektöre giriş yaptık. Her yıl 16-17 tane özel ders öğrencimiz oluyor. Bunların bir kısmı üniversite hazırlık, bir kısmı da fen liselerinin hazırlık şeklinde iki grup öğrencimiz var. Genelde 17-18, o arada kontenjanlarımız var. Her yıl üstüne koyarak gidiyoruz. Evet. Tabii ki 2014 yılından beri kendi tecrübelerinizle, bilginizle, birikiminizle ve tabii ki oluşturduğumuz bu başarılı eğitimle birlikte oluşturduğumuz öğrenci ve veli portföyümüz bulunmakta. İnsanlar sizi memleketinizde Kahramanmaraş'ta tanıdılar ve güveniyorlar. Siz de mesleğinizi severek yapıyorsunuz. Yani kesinlikle öyle, mükemmel bir geri dönüş var her yıl üstüne koyarak. Burada tabii biraz da eğitimle dijitalleşme, son zamanlarda işte Zoom üzerinde ders falan. Online canlı eğitim, dersler oluşuyor. Canlı derse dönmek zorunda kaldık. Bu da aslında biraz böyle hazırlıksız yakalandık gibiydi geçen yıl. Bu yıl aslında üstüne koyarak böyle daha da tecrübelenerek gittik. Hatta şöyle bir durum olmaya başladı. Yani çocukları kurs merkezine çağırmaktansa online Zoom üzerinde birebir dersler gitgide daha verimli hale, daha yeni teknolojiye ayak uydurarak, daha zamandan kazanarak, ondan sonra maddi olarak da bir külfet, bazı şeyler işte öğrencinin buraya gelmesi, buradan gitmesi, yani bunun bir servis boyutu var, yemek boyutu var. Ama diğer türlü bilgisayar başında aynı canlı dersi birebir karşılıklı yapıyormuşuz gibi oluyor. Aslında çok da verimli, çok da güzel oldu aslında pandeminin, işte koronavirüsün en büyük getirisi bu oldu. En büyük getirisi bize. Bu oldu, evet. Öyle diyeyim. Çok güzel. Tabii bu olumsuzluğu olumlu yönlerine çevirerek daha da fazla verim aldık dediniz. Bu tabii sizi mutlu ediyor. Kesinlikle öyle. Biraz da matematikçi olunca problem çözmeliyiz. Yani hayatta da problemler var, bazı gerçek problemler. Bunu da gerçek hayatta da yani sadece... Yani matematiği hayatın her yerinde kullanıyoruz aslında, değil yani mi hocam? Kullanmamız lazım. Evet. Yani özellikle ticari hayatımızda, ondan sonra işte ders hayatımızda ya da normal hayatımızda da matematiği kullanmalıyız. Önümüze çıkan problemleri bir şekilde çözmeliyiz diyelim. Peki Bayram Hoca, matematik özel eğitim kursu lokasyon olarak, konum olarak nerede? Kahramanmaraş'ın neresindeyiz? Şöyle Şelale Park civarında dersek aslında tüm hemşerilerimiz bilir. Ulus Apartmanı 7. kat 13 numara diye. Evet, bölge halkı tarafından bilinen, tanınan bir yer burası. İşlek bir cadde üzerindesiniz. Evet. Ve sadece bu bölgeyle sınırlı değil öğrencilerimiz. Kahramanmaraş'ın her yerine hitap edebiliyoruz. Ya şöyle bir durum eğitim olmaya başladı son zamanlarda. Tabii Kahramanmaraş'ta eğitim veriyoruz. 16-17 kişiyle, bazen 18 olabiliyor. Sınırlı bir eğitim var ama dijitalleşmeye geçince Zoom üzerinden ders, ondan sonra artık son zamanlarda WhatsApp'ta bu özellikle işte bir ayın 6-7 kişi almaya başladı. Kendimizi bayağı geliştirdik. Şöyle il dışından, İstanbul'dan, Isparta'dan da yani öğrencimiz var. Geçenlerde bir tane Ankara'dan da aldık. Yani artık böyle Maraş değil de yani bir öğretmen
işte Türkiye'nin hatta dünyanın her yerinde özel ders verebilecek seviyeye geldi diye düşünüyorum. Tabii koronavirüs burada bize faydalar oldu birazcık. Evet. Tabii amacımız burada öğrencilerimizi en iyi seviyelerde hazırlamak. Özellikle üniversite sınavlarında değil mi, başarıya ulaşmaları için elimizden gelen tüm çabayı, gayreti gösteriyoruz. Kesinlikle bir öğrencinin işte sadece matematik değil de bütün derslerini bir programa sokmak, bir plan dahilinde gitmesi, işte konuları en temelden en zora doğru, işte sınavda çıkabilecek soruları iyice analiz etmesi lazım. Bir kere de en önemli şey de şudur, ben özel ders öğrencilerime kitapla okuturum. Okuduğunu anlamaları, analiz etmeleri lazım. Bunun için de aslında Türkçe ile matematik böyle bağımsız gibi dursa da tam aksine şeydir yani. Matematik çözebilen birisi Türkçe çözüyordur. Çünkü okuduğunu anlamalı, analiz etmeli yani. Bir insan okuyup anlamıyorsa, analiz edemiyorsa bilin ki hiçbir matematik yapamaz. Yani özellikle Türkçe eğitimi çok çok iyi olması lazım ki, hatta ben bazen çocuklara Türkçe denemesine sokarım özel ders almadan önce. Eğer Türkçesi kötüyse önce onu halledip gelmesi lazım ki, yani yüksek bir çıta tuttuğumuz için o çıtada yaklaşması lazım yani. Evet, kesinlikle doğru söylüyorsunuz hocam. Bu konuda verim alabilmek için öğrencilerimizden aşama aşama ilerliyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi. Çok önemli bizim için çocuklarımız, öğrencilerimiz. Kesinlikle geleceğimiz. Evet, topluma faydalı insanlar yetiştiriyorsunuz, gençler yetiştiriyorsunuz. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü öncelikle ben sizi tebrik etmek istiyorum. Peki size ulaşmak isteyen değerli izleyicilerimiz nerelerden, nasıl ulaşabilirler? Genelde gençlerle biz Instagram üzerinden haberleşiyoruz, görüşüyoruz. Aslında bütün özel ders sahiplerimiz doğrudan geliyor. Tabii WhatsApp numaralarımız falan var da. Verelim WhatsApp numaralarımızı. 539-202-28-16 diye WhatsApp numaramız var. İsterseniz de tabii Bayram Hoca özel ders yazıldığında Instagram'da. Yine internet sayfalarından ulaşabilirler bilgilerinize. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum Bayram Hocam. Biz de size teşekkür ederiz. Ankara'dan buraya kadar geldiniz. Bizleri ziyaret ettiğiniz için ayrıca memnun olduk. Bizler de öyle. Verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan.